Siyah çay her zaman içtiğiz. 1880'li yıllarda bayağı geçmişi var. Türkiye'ye girmiş Batum'dan Rize'de, Hopa'da efendim ekilmeye başlanmış, içilmeye başlanmış. Çinliler bunu milattan önce içmeye başlamışlar. Zheng Jing isimli bir Çin kralı sıcak su içmek için sıcak su ısıtırken içine dökülen yaprakları süzmemiş, bekletmiş. Onunla birlikte, aa çok güzelmiş demiş. O günden bugüne içilir orada. Bizde ise yeni 100 yıllık, 130 yıllık bir tarihi var. Çayla ilgili birçok araştırma var. Fakat bunlardan ikisi çok enteresan. Bir, enteresan olmasının sebebi şu. Japonya'da çayla ilgili araştırma yapmışlar. Diyorlar ki, kanseri önleyici. Doğru mu? Doğru. Keşmir'de bir araştırma yapmışlar. Diyorlar ki, bununla da ilgili birçok profesör var. Burada ilim adamı var. Efendim. Neyse, onları şimdi bulmak bayağı zaman alacak. Keşmir'de yapılan, üniversitede yapılan klinik araştırma diyorlar ki, ilim adamları kansere sebep olur. Keşmir'dekiler kansere sebep olur diyor. Japonlar da kanseri önler diyor. Hangisi doğru? İkisi de doğru. Peki ikisi nasıl doğru oluyor? Farklı demleme tekniklerinden. Türk tarzı demlerseniz, Türk tarzı demlemek 10 dakika bekleteceksiniz. Japon tarzı demleme 2 dakika demleyeceksiniz. Farkı nedir burada? Olay şu. Çayın birleşiminde yüzlerce etken madde var. Bunlar 7 ana gruba ayrılır. 1. Purinler, yani eterik yağlar. Mesela en önemlisi %90 oranda kofein içerir. 2. Bu eterik yağlar hemen deme geçer. Birinci, ikinci dakikada demlediğinde hemen deme geçer. İkinci, üçüncü dakikada flavonoidler deme geçer. Bu da faydalı. Kalp, damar vesaire. Üçüncü dakikadan sonra tanin denen bir madde deme geçer. Tanin ne yapar? Bağırsakları yağlı boya gibi boyar. Bu da besinlerden vitamin, mineral eminimini engeller. Demirimini engeller. Kalsiyum emilini engeller. Efendim, B1 vitamini engeller vesaire. Yani aynı kahve gibi. Risk çok büyük. Yani 3 dakikadan fazla demlenen siyah çay tehlikeli madde. Bununla ilgili Keşmir'de klinik araştırması yapılmış. Kanseri bu nedenle tetikliyor. Çünkü bağırsakları kurutuyor. Vitamin, mineral emilimini engelliyor. Kişi zamanla halsiz, darmasız, yorgun, bitkin kalıyor. Bağırsaklar kuruduğu için kişi alerjik hastalıkların cilt hastalıklarına yakalanır. Bu nedenle siyah çay nasıl içilmeli? Poşet çay. 2 dakika iç. Sallama çay. Problem yok. Sallama mı? Poşet mi? Sallama çay. Sallama. Poşet hangisi? İkisi de aynı. Öyle mi? Eşdeğerli. Yani şimdi Türk tarzı çay demlemek tehlikeli madde. Yüksek oranda içermiş olduğu kofein aynı kahve gibi çok çay içmek de riskli. Çünkü demir emilimini, kalsiyum, magnezyum, B1 vitamin emilimini engeller. Kişiyi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin bırakır. Bir, iki, hamile bayanlar içerse Allah korusun, yani çocuklara zarar, bebeğe zarar verir. Aşırı çay içmek. Artı, yetişkinler içerse zamanla halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliği tetikler. Yani birçok yan etkisi var.